babacık. Beni aldatıp da giden babacık. Evet. Bu incikleri toplarken şöyle bir olay oldu. Böcük vardı bir tane, hava diye şöyle şu kadar bir şey. Çok büyük. Korktum, az daha açtan atıyordum kendimi. Bahçeden meyve sebze yemek var. Dinlenmek var. Su içmek var. Her türlü ortam sağlanıyor burayı. Çok seviyorum. Evet. Ah babanın koçu. Maşallah işte doğa ananın güzellikleri. Ola ki yarın öbür gün modern hayat sona ererse ki gidişat öyle gösteriyor. Bizim bu entelektüel birikimlerimiz, elitist yaşamlarımız, modern bilgilerimiz hiçbir şey yaramayacak. Doğa ananın cömertliğine sığınacağız ve umarsızca katlettiğimiz doğa anaya, hor gördüğümüz, hoyratça, kabaca yok ettiğimiz doğa annenin gene koynuna serileceğiz. Ne varsa doğada var. Yaşasın doğal hayat, üreten eller ve paylaşan eller. Asman kabak, bismillahirrahmanirrahim. Çıt bitti. Kamırta kamırta. Vallahi 100 kiloluk kabak. Allah korusun altında kalmayalım, ayağımızı ezmesin. Biz kocaman bir oyuk kaldı. Aha yok, dolacak gibi. Çok ağır değil. Buna yuvarlayıp da mı götürdün? Zeybeleyin. Yok yok Tolga, benimle yükleme. Allah. Ay. İçerisine de gittiniz. Omuza attık. Hay Allah. Kazel'in temizliğin sesi. Hı hı. Şunların dalları kurumuş da kurtarabildim ben de. Moralci bozulmuş onlar. Merhaba. Nasıl gidiyor işler? Hadi hoşça kalın. Yine görüşürüz minik yavrular. Oh. Evet, tatlı tatlı yemenin böyle taşımaları var. Üreten ellere nasıl saygı duymayalım? İşte bizim de kabak tatlısı olacak. Gariban kabaklarımız. Bizim şenliğimiz de bu. Bayram işte yaptığımız salça. Doğal taranamız. Keyif için semaver. Ah babasının koçu be. Şimdi duygularını alayım. Şu an ağır birazcık götürmem lazım. Meşhur mürdümeri. Evet, suyunu çekmiş.